Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size sıfırdan hep beraber başlayacağımız bir bu şekilde rengarek tahta boncuk Taş boncuk da olabilir. Zevk size ait arkadaşlar bir modelin nasıl tanıtıldığını anlatacağım. Bu tahta boncuk olsun, cam boncuk olsun arkadaşlar. İnciler gibi ütüye dayanıksız değil, erimiyorlar. O yüzden daha çok bunlarla boncuk oyalarını daha çok seviyorum. Size de bu şekilde tavsiye ederim. Erimedikleri için, plastik olmadıkları için arkadaşlar. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ipimin rengi çok güzel bir renk taba rengi arkadaşlar bu şekilde ikişer zincir çekerek zürafalarını hazırladım isterseniz bu oya modeli direkt tığ battığıyla beraber de gidebilir arkadaşlar fakat o zarif bir model kendini göstermesi açısından altına bu şekilde bir tığ battı hazırladım sizler için eğer siz normalde kolaylık olmasını istiyorsanız direkt bu şekilde tığ battığıyla beraber de yapabilirsiniz Evet arkadaşlar sık iğne ile buraya ipimi tığıma tutturdum. 1 2 zincir hemen yandaki tığ battıya girerek bu şekilde tığ battı yaptım. 1 2 zincir kapatıyorum. ikinci tığ battım. 1 2 zincir 3. tığ battım. 1 2 zincir Normalde araların arkadaşlar 4 tane tığ battı veriyorum. İlk başlarken siz nasıl baş, kaç tığ battıdan başlarsanız fark etmez. Ama 4 tığ battı ara mesafemiz. Bir defa tığın başını doluyorum. Hemen yandaki tığ battıma girip 2 2 alarak buraya bir trabzan yaptım. Bu bizim yuvamız olacak arkadaşlar. 12 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi hemen bu yaptığım trabzanımın arasını arkadaşlar kapatıyorum sık iğne ile. Bakın bu şekilde buraya bir tane kirpik veyahut da yaprağımızın tek kanadını yapmış olduk. İkinci yaprağımın zincirini 15 çekiyorum arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 13 14 ve 15. 15 zincirimi çektim. Şimdi arkadaşlar buradan boncuk alacağız. Şimdi boncuğumuzun bir tanesini bu şekilde ipime doğru kaydırdım. Buradan çıkardım, milimi çıkardım. Hemen arka tarafından bakın şu şekilde boncuğumun milimi geçirdim. Sonra bu ilmeğimi boncuğumun arasından geçirip şöyle boncuğumu zincirimin içine doğru çektim arkadaşlar. İkinci kirpiğimiz bu şekilde boncuklu olacak. Buraya hemen aynı yer arkadaşlar trabzanımın arasına sık iğne ile bu şekilde kapattım. Bu da ikinci kirpiğim ve boncuklu. Üçüncü kirpiğimi de 12 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve aynı trabzan aram arkadaşlar kapatıp sık iğne ile buraya yine bir tane yaprak yaptım bu şekilde oluyor arkadaşlar hemen dibine de yine kaymaması için bir sık iğne yapıyorum biliyorsunuz bu trabzanlı yuvalarda arkadaşlar böyle dibine bir tane sık iğne yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar hepsi bu kadar modelimiz sizler için hem hafif hem boncuklu hem bu şekilde kolay iğneden tığa bir model. İki zincir çekiyorum arasına hemen tığ battımı yapıyorum bu şekilde. Bir, iki zincir. İkinci tığ battının içine girdim. Bir, iki zincir. Üçüncü tığ battı ya. Bu da dördüncü tığ battı. Ara mesafesi olarak arkadaşlar bu şekilde dört tane tığ battı veriyorum. Bir defa doladım ve 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 12 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi çekip hemen buradaki iki şeride, kerede aldığım trabzanın arasına ilk yaprağımı yapıyorum. 15 zincir 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15. Yine milimi ilmeğimden çıkarıyorum. Tığım ilmeğimden çıkarıyorum. Şu şekilde bakın arka tarafından girip hemen çıkardığım ilmeği takıyorum arkadaşlar. Bu şekilde şöyle elimle ittirip bakın zincirin üzerine bu şekilde elinizi ittirince gayet kolaylıkla geçiyor arkadaşlar. Aslında sorun yoktu da çıkarmak için uğraşınca bu şekilde arkadaşlar milimizi tekrar taktık sağlam bir şekilde. Aynı trabzanımın arasına sık iğne ile buraya kapatıyorum. Ve yine 12 zincir. 8, 9, 10, 11 ve 12. Aynı trabzan arama kapattım arkadaşlar. Hemen dibine sık iğneyi unutmayın. Bu önemli arkadaşlar. Şöyle aşağı denedim. Kayık kayık oluyor. Bu şekilde yapraklarımız dik durmuyor. Bu dibindeki sıkı unutmayalım arkadaşlar Ve yine Bir 2 zincir çekerek Buraya 4 tane tığ battı yapacağım 1 2 zincir Kapatıyorum Tığ battıma 2 zincir Tığ battıların üzerine tığ battı yapıyorum arkadaşlar Bu şekilde dört tane tığ battı yaptık Şimdi Bir defa tığımı doluyorum Hemen yandaki tığ battıya girip 2 2 alıp buraya minik bir yuva yapıyorum. Trabzandan yuva. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ve 12. 12 tane zincirimi çektim bu şekilde. Hemen yaptığım bu minik trabzanımın arasına girip ilk kirpiğimi kapattım bu şekilde. 15 zincir 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Hemen milimi çıkarıyorum arkadaşlar. Bu tarafından kırmızı boncuğumuzun girip sonra da ilmeğimizi tutup kırmızı boncuğumuzun içinden şöyle elimizle ittirip arkadaşlar boncuğumuzu hemen bakın arkadaşlar bu şekilde tırabzanımın arasına edindiğim yuvaya kapatıyorum sık iğne ile. Yine 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir trabzanımın arasına girdim. Bu şekilde kirpiğimi kapattım. Evet arkadaşlar çok da hoş ve güzel oluyor. Bittiği zaman çok da zarif oluyor. Üçüncüsünü de yaptık. Bu şekilde iki zincirimi çekiyorum. Tığ olarak kapatıyorum. 2 zincir tığ battı. 2 zincir tığ battı. Araya dört tane tığ battı mesafesi veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapımı devam ediyor. Gördüğünüz gibi gayet yapımı da kolay. Bu aralık da arkadaşlar fazla değil. Bakın. Yani 3 aralığı da gayet tam garerinde bir aralık oldu. Gördüğünüz gibi çok hoş ve zayıf oldu. Modelimiz bu şekilde. Biraz arkadaşlar, ben bunu çoğaltayım. Model anlaşıldı nasıl olsa. Biraz çok şekil nasıl olacak ona bakalım. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok hoş, zarif, çıtıpıtı oldu. Yapımı da bir o kadar kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zincir yapabilen herkes bu modeli yapabilir. Bu şekilde çıtıpıtı modellerden hoşlananlar için çok hoş bir model oldu arkadaşlar yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.